Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hızlı Yayınlar TYT Soru Bankamızın TYT kampına hoş geldiniz. Bu videoda 166 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Aşağıda 3 farklı sayı dizisi verilmiş. Diyor ki bunun tepe değeri hangilerin tepe değeri yoktur diyor. Tamam, hangilerin tepe değeri yoktur. Arkadaşlar tepe değeri demek en çok tekrar eden demektir. Tamam. Şimdi bunların hepsi 1, 2, 3, 4 yani en çok tekrar eden burada yok ki. Hepsi zaten eşit sayıda. Hepsi eşit sayıda ve birbirinden farklı ise arkadaşlar tepe değeri yoktur. 2 tane 1 var, 2 tane 2 var, 2 tane 3 var, 2 tane 4 var, 2 tane 5 var. Bunda tepe değeri yoktur. Ama şunun tepe değeri hem 1'dir hem de 5'tir. 2 tane tepe değeri var. Çünkü diğerlerinden fazla. Bak bundan bir tane var, bundan bir tane var, bundan bir tane var. Olay anlaşıldı mı? Bunun tepe değeri vardır. Hangisinin tepe değeri yoktur? 1 ve 2'nin tepe değeri yoktur. Cevap Denizli, soru bitmiştir. Tamam. Sorumuzu önce bir okuyup anlayalım. Aşağıdaki iki farklı sayı dizisi verilmiş. Diyor ki medyanı M1, ikincisinin de medyanı M2. Gençler medyan demek ortanca demektir. Bak bak bak, 3 tane terim solda, 3 tane terim sağda. Ortada şu ikisi var. İkisinin aritmetik ortalaması bana medyanı verir. O zaman ikisinin aritmetik ortalaması 26. O zaman M1'imiz 26'dır. Bitti. M2'yi bulalım. Şurada diyelim ki 4 tane olsun. Şurada da 4 tane var. Ortada 21 ile 25 var. İkisinin aritmetik ortalaması bana medyanı verir. Ve hocam 46'ı 2'ye böldüm. 23. Bitti. Demek ki kök içinde benden M1 artı M2 istiyor. Yani 26 artı 23, yani kök içinde 49. Cevap 7. Soru bitmiştir. Tamam. Yani cevap Bursa. Medyan arkadaşlar ortanca demektir. Ha, tek sayıda varsa mesela 1, 3, 5. Arkadaşlar tam orta kimi görüyorsunuz? 3'ü görüyorsunuz. Mesela 1, 3, 5, 7. Tam ortada sayı yok ama ortadaki iki tane sayının aritmetik ortalaması alınır. Burada yaptığım gibi. Burada yaptığım gibi. Tamam. Ne diyor sorumuz? Bu veri grubunun en büyük değeriyle en küçük değer arasındaki farka açıklık denirmiş. Tamam. Ali ile İsmail isimli iki arkadaşın bulunduğu 6 kişilik bir grubun ile ilgili yaşlarla ilgili şu aşağıdaki 3 bilgi verilmiş. Ali tüm kişiler içerisinde yaşı en büyük olanmış. E tamam. Yaşı en küçük olan kim? İsmail de yaşı en küçük olanmış. Arkadaşlar İsmail en küçük olan. Ali en büyük olan. Arada da 4 kişi var. Tamam. Arada da 4 kişi yapalım. Tamam. Arada 4 kişi var. Şimdi diyor ki bu veri grubunun yaşlarının açıklığı 8'miş. E süper. Ali'nin yaşı 26. E, Ali'nin yaşı 26 ise açıklık en büyükle en küçüğün arasındaki fark değil miydi? O zaman 26'dan 8 çıkarırsak şurası 18 mi olur? Diyor İsmail kaç yaşındadır? Cevap 18'dir. Soru bitmiştir. Tamam. Bir basketbol oyuncusunun son 7 maçta attığı üçlüklerin oluşturduğu veri grubu burada 5 tane olduğu için arkadaşlar bu 7 olmayacak. Şurada son 5 maçta olması lazım ki 5 tane maç bize verilmiş. Diyor ki medyanı 8'dir. Arkadaşlar medyan demek ortanca demektir. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralar mısınız? Buradaki en küçük kim? 5. Sonra kim gelir? 6. Sonra kim gelir? 8. Sonra kim gelir? 10 ve 12. Ala sana 10, ala sana 12. Bu veri grubun ortancası kim? 8. O zaman medyanı 8'dir, doğru. Açıklığı 7. En büyük değerle en küçük değerin arasındaki fark 7 mi gerçekten? 12'den 5 çıktı. Evet, eşittir. 7 işte, doğru. Ve geldik son maddemize. Silgimizi alalım. Gençler, bu standart sapmayı zaten tek başına soru olarak genelde verilir.
Bir de üstte bize tanımını verirler genelde. Ama ben size bu konuyu biraz anlatayım. Standart sapma ne oluyor? Gençler, standart sapma şu oluyor. Bana bir defa aritmetik ortalamayı bulacaksınız. Aritmetik ortalama hepsinin toplamının 5'e bölümüdür. Hepsini toplayın, 41 olduğunu görürsünüz. 41 bölü 5. Sonra birinci değeri bulacaksınız. İkinci değeri bulacaksınız. Üçüncü değeri bulup, dördüncü değeri bulup, beşinci değeri bulup karelerini alıp toplayacaksınız. Bölü 5 değer olduğu için bölü 4 olacak. Olan şey, birinci değeri hocam ben nasıl bulacağım? Aritmetik ortalamayı buldunuz ya. Şunu birinci ifadeden çıkarıp karesini alacağız. Yani anlamı şu. 41 bölü 5 eksi 8 karesi. Biraz arayı açalım. Bunları çok sıkıştırdım. Aslında böyle 2 saat yazacağım ama direkt alsam ne olacak ki? Direkt alsam. Hiç sorun değil. Kök içinde. Uzattım. Bölü 4 olacak. Hocam niye bölü 4? Çünkü burada 5 terim var ya. Her zaman 1 eksiği bölüsü olur. 1 eksiği. 7 terim olsaydı bölü 6. 10 terim olsaydı bölü 9. 5 terim olduğu için bölü 4. Hadi birinci ifade. Dediniz ki 41 bölü 5'ten 8'i çıkardım. Karesini aldım. Artı. 41 bölü 5'ten 6'yı çıkardım. Karesini aldım. Artı. 41 bölü 5'ten 41 bölü 5'ten diyorum. Parantezi yapıyorum. 12'yi çıkardık. Eksi 12 karesini aldım. Sonra 41 bölü 5'ten 5'i çıkardım. Karesini aldım. Artı 41 bölü 5'ten 10'u çıkardım ve karesini aldım. İşte arkadaşlar bu sana standart sapmayı verir. Bu da sizin bundan sonraki ödeviniz olsun. Yani bunun sonucunu bulacağız. Bu sana standart sapmayı verir. Bunun sonucu arkadaşlar 5 çıkmıyor. Çünkü burada dediği standart sapması 5. Yani tam sayı. Oğlum bunun altında zaten görüyorsunuz 5'ler var. Bir de payda 4 de var. 5'in karesi 25 bölü 4'ten 100 dışarıya 10 diye çıkar. Bu üst tarafların farkı zaten 100 veya 100'ün katı değildir. Ondan dolayı standart sapmanın 5 çıkmayacağını ben biliyorum. Siz de bunu bir açın. Bir bakın bakalım çıkıyor mu çıkmıyor mu? Tabii ki çıkmıyor. Cevap 1-2'dir. Soru bitmiştir. Tamam. Bu kadar. Olmadığını bildiğim için formülü yazdım. Gerisi sana ait. Dizisin açıklığı A1, dizisin açıklığı A2. Arkadaşlar açıklık demek en büyük değerler en küçük değerin arasındaki farktır. Yani 21. Açıklık demek en büyük veriyle en küçük verinin arasındaki farktır. Yani 61. Benden ikisinin farkını istiyor. Allah aşkına ikisinin farkı nedir? 40'tır. Soru bitmiştir. Bu kadar. Tamam. Güzel bir soru. Diyor ki aritmetik ortalaması 4'müş. Arkadaşlar bana bunların hepsini toplar mısınız? Hocam 20. 20'yi 5'e bölün. Çünkü burada 5 tane terim var. O zaman aritmetik ortalama 20 bölü 5'ten sonuç 4'tür. Doğru mu kardeşim? Doğru. Medyan demek ortanca demektir. Bana bunları küçükten bir yere doğru sıralar mısınız? Şimdi en küçükleri 1. Alasana 1. Sonra 2. Alasana 2. 1 gitti. 2 gitti. Sonra 4, 5, 8. 4, 5, 8. Allah aşkına bu veri grubun tam ortasında kim var? 4 var. İşte biz buna medyan diyeceğiz. Medyanı 4'tür demiş. Doğru söylüyor. Açıklık en büyük değerle en küçük değerin arasındaki farktır. Allah aşkına en küçük değer 1. En büyük değer 8. Bana aradaki farkı söyler misiniz? Aradaki fark 7. O zaman medyanı 7'dir. Tabii ki doğrudur. Şey açıklığı 7'dir. Tabii ki doğrudur. Açık medyan diyor. Medyan ortanca. Açıklık en büyük değerle en küçük değerin arasındaki farktır. Tamam. Hepsi doğru. Cevap 1, 2, 3'tür. Soru bitmiştir. Tamam. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir sınıftaki öğrencinin yaşları ve bu yaşlara sahip öğrencilerin dağılımı verilmiş. Bu sınıftaki öğrencinin yaş ortalaması aşağıdakilerden hangisidir? 4 yaşında olan kaç öğrenci var? 2 öğrenci var. O zaman toplamı 8. 5 yaşında olan 4 öğrenci var. Toplamı 20.
6 yaşında olan 3 öğrenci var, toplamı 18. 8 yaşında olan bir öğrenci var, toplamı 8 bölü. Tamam, öğrencilerin sayılarını toplayacaksınız. 1, 2, 3, 4'ün toplamı kaç oldu arkadaşlar? 10 mu oldu? A bölü 10, soru bitmiştir. Tamam. Cevap 5,4'tür. Çünkü şu üst tarafın toplamı arkadaşlar 54 olduğunu biliyorum. Evet, 28. Şurası da 26. 28, 26 daha 54 bölü 10'dan. Aa. Cevap 5,4. Yani Ceyhan, soru bitmiştir. Tamam. Aşağıdaki tabloda Ersin'in matematik dersine ait 3 yazılı notu verilmiş. Tamam. Diyor ki not ortalaması 74 olması için x kaçtır? Hepsini topla. 3'e böl. 74'e eşit de soru bitmiştir. 68. 72 artı x bölü 3 eşittir 74. Soru bitmiştir. Hadi. X'in toplamı kaç oldu arkadaşlar? 140 mı? Artı x. İçler dışlar çarpımından şurası da 222 mi oldu? Yanlış olmasın. 70'ten yani 3'ün çarpımı 210. 12 de ekleyelim. 222. Tamam. Şu 140'ı karşıya atalım. X ne olur? Hocam, 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 hocam. 60, 82 olur. Var mı çıkarda 82? Tabii ki var. Cevap Ceyhan, soru bitmiştir. Nasıl? Haydi. Bir veri grubunda sayılar küçükten büyüğe de sıralandığında veri grubun tüm terimlerin terimi tek ise ortadaki sayı, terimi çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması sana medyanı verirmiş. Süper. Şimdi gençlerin şunu demek istiyorum. Mesela 1, 3, 5, 7 ve 9. Veri sayısı kaç tane? 5 tane. Yani tek sayı. Şimdi ortadaki bize medyanı verir. 1, 3, 5, 7, 9. Bir de bunun yanına 11 ekleyelim. Bir sayın bakalım. Burada toplam kaç tane sayı var? Hocam burada toplam 6 tane sayı var. O zaman bunun medyanı ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasıdır. Tamam. Ondan bahsediyor. Tamam. Şimdi A 2 nokta üst üste x öyle ki. Ha, x'lerden oluşacakmış. O zaman bana buradaki x'i bulacaksın kardeşim. Çünkü bakın A parantezi açmış. A x'lerden oluşuyor. O zaman bana x'i bulacaksınız. Hadi. 2x artı 1, 62 ve 4. Biri bir sağa attım, bir sola attım. Şurası 3, 2x ve 61. 2'ye bölelim. 3 bölü 2, x 61 bölü 2. Ben 3 bölü 2'nin 1,5 olduğunu biliyorum. O zaman büyükse ve bir de x tam sayısı. Hocam 2 olur. Evet, 2 olur. Dur. 2 olur. 3 olur. 4 olur. Nokta nokta nokta. 61 bölü 2'nin 30,5 olduğunu biliyorum. En büyük 30 olur. Tamam, burada 29 tane terim var. Evet, birden 30'a kadar 30 terim. 1 olmadığı için 29 tane terim. Demek ki ortanca sayı var. Çünkü tek sayılarda ortanca bizim medyanımızdı ya. Baştakinin sondakinin toplamının yarısı yani. Yani şu baştakinin sondakinin toplamının yarısı. Yani 32 daha 32. 2'ye böl. Cevap 16'dır. Soru bitmiştir. Var mı bir sıkıntı? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Bize burada standart sapmanın tanımını vermiş. X1, X2, Xn. Demiş ki n elemanlı bir grup olsun. Aritmetik ortalaması x üzeri çizgi ile gösterilmiş. Yani aritmetik ortalamasını bulacaksınız diyor. Kısacası aritmetik ortalamasından şu verilerin her birisini çıkaracaksın diyor. Yani şunu, şunu, şunu çıkar, karesini al ve bir eksiğine böl kök içinde. O sana standart sapmanın formülünü verir. Diyor ki buna göre bunun standart sapması nedir diyor. Bana bunun bir aritmetik ortalamasını bulur musun kardeşim? Hemen bulalım. Hadi hepsini toplayıp 5'e böleceğiz. Şu x'in toplamı kaç oldu arkadaşlar? 20. Şu x'in toplamı 20 etti 40. 10 da burada var 50. 50 bölü 5'ten aritmetik ortalaması 10. Kök içinde 10'dan 10'u çıkarın 0 karesini al. 10'dan 8'i çıkarın 2 karesini al. 10'dan 12'yi çıkarın 2 karesini al. 10'dan 6'yı çıkarın 4 karesini al. 10'dan 14'ü çıkarın yine 4 karesini al. Bölü
Burada kaç tane terim var? 5 tane terim var. Bölü 4 soru bitmiştir. Tamam, bu kadar. Hadi bulalım. Kök içinde bu sana standart sapmayı verir ha. Hadi 16, 16 daha 32. 8 de burada var. 40, 4'e böldüm. Kök içinde 10. Aa, kök içinde 10. Soru bitti. Varmış kadar kök içinde 10. Tabii ki var. Cevap Ceyhan, soru bitmiştir. Nasıl? Haydi. Gerçek sayılar kümesine tanımlı FVG fonksiyonları bize FVG'yi tanımlamış. Diyor ki buna göre değerlerinin açıklık değeri TP değerine oran nedir? Tamam. Açıklık en büyük değerler, en küçük değerin, yani en büyük veriyle en küçük verinin arasındaki fark. TP değeri de arkadaşlar ne oluyordu? En çok tekrar eden. Hadi bana bir fok biri bulun. Önce G1'i buluyorsun. 1 yazdınız, 2 oldu. Sonra bana F'te 2'yi bul. F'te 2'yi yazdın. 6, 2 çıktı. 4. Güzel. Şimdi Gof 1'i bulalım. Gof 1. Önce bana G1'i buluyorsunuz. Hadi G1'i bulalım. G1'i bulalım. G1'i bulalım. Evet, pardon, F1'i bulun. G1 diyorum ya. Önce bana F1'i bulun. F1 1'dir. Sonra G'de 1'i bulun. 2. Al sana 2. Şimdi sırada kim var? Fof 2 var. Al sana fof 2. Sonra da gok 2. Tamam. Gok 2. Gok 2. Gok 2. Hadi. Önce bir F2'yi bulalım. F2'miz neydi? 2 yazdım. 6, 4. Şimdi F'te 4'ü bulalım. F'te 4, 12, 10 mu kaldı? Al sana 10. Geldik buraya. Önce bana G2'yi bulun. G2 arkadaşlar 3. Sonra bana G'de bir daha 3'ü bulun. 3, 1 daha 4. Aa, 2 tane 4 çıktı. 2 tane 4 çıktıysa bunun TP değeri 4'tür arkadaşlar. Bunun bir de açıklığını bulalım. Açıklık da en büyük değerden en küçük değerin arasındaki farktır. Yani 8. Benden bunların birbirine oranını istiyor. 8 bölü 4'ten sonuç kaç olur arkadaşlar? 2 olur. Cevap Denizli, soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Bir veri grubunda en çok tekrar edene mod. Evet. En çok tekrar edene mod denirmiş. Güzel. Bir veri grubunda birbirinden farklı veya aynı adette tekrarlanıyorsa bu veri grubunun modu yoktur. Evet. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela 1, 1, 1, dur. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bakın aynı adette tekrar edenler hepsi. O zaman veri grubunun modu yok. Ya da hepsi birbirinden farklı. Bakın bunda modu yok. Bunda modu yok, bunda modu yok. Mod olabilmesi için mesela 1, 1, 1, 2, 2 ve 5. Bakın 3 tane bizim birimiz olduğu için bu veri grubunun modu 1'dir. Hocam 3 tane 5 olsaydı, o zaman bu veri grubunun modu hem 1'dir hem 5'tir. Hocam bir tane de 1 ekleseydim, o zaman bu veri grubunun modu yoktur. İşte bir tane de 2 ekledik. Hepsi eşit sayıda. Farklı olan yok ki. O zaman bu veri grubunun modu yoktur. Tamam. Diyor buna göre mod değerleri toplamı nedir? Tamam. Birincisinin mod değeri kimdir arkadaşlar? 5'ler 4 tane olduğu için 5'tir. İkincisinin modu nedir? 2 tane 11 var, 2 tane 9 var. Bu veri grubunda modu 8. Bununki 8, bununki 5. Benden toplamını mı istiyorsun? Cevap 13'tür. Soru bitmiştir. Nasıl? Haydi.